Efendim haftanın son iş gününden mutlu günler. Kıbrıs konusunda Rum tarafında alınan enosis kararı ile Ankara'dan müzakere süreci yeniden başlamak üzere. Liderler pazar günü sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelecekler. Ancak bir şartta Rum meclisinin enosis kararını iptal edecek adımı atması sonrasında müzakereler başlayacak. Taraflar arasında güven sorunu olduğu aşikar. Rum lider Anastasiadis, pazar günkü yemekte güven yaratıcı önlemler konuşulacaksa bu iş olmaz dedi. İşte bu gerçeğin dikkate alınması ve taraflar arasında güveni artıracak adımlar atılması gerekiyor. Güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirmesi öncelikli konular haline gelmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı'ya son gelişmeler konusunda dikkat etmesi gerekenler konusunda eleştiriler de geliyor. Bunlardan biri de 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun. Sayın Akıncı vermemesi gereken pek çok taviz vermesine rağmen Anastasiadis henüz istediği kadar taviz alamadığına inanıyor ve ayak oyunları yapıyor. Sayın Akıncı'ya bir anlamda madem ki çözümden yanasın, madem ki bu kadar çözüm istiyor, buna muhtaç olduğunuzu söylüyorsunuz. Elinde sonunda benim istediklerimi kabul edeceksin mesajı veriyor dedi. Son yaptığı da budur diye bir açıklaması oldu. Son siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz. Bağımsız milletvekili Hakan Dinçürek bizler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haber Kritiği. Evet, önce isterseniz liderlerin pazar günkü görüşmesinden başlayalım. Tabii Rum lider şimdiden görüşmeleri pazarlık konusu haline getirdiğini görüyoruz. Güven yaratıcı tedbirler konusunu açma, yoksa ben bu işte yokum dedi. Tabii güven yaratıcı tedbirin alınması da bu kadar zor olması gerek değil mi? Neler, nasıl bir süreçten geçiyoruz sizce liderlerin görüşmesiyle? Şimdi öncelikle bizi izleyen herkese iyi günler dilerim. İki liderin bir araya gelmesi sosyal amaçlı olsa dahi İngilizce bir tabir var. Better than nothing, hiçbir şeyden iyidir. Yok, hiç yoktan iyidir. Ama şunu vurgulamak lazım. Artık ne liderler kendilerini ne de toplumlarını gereksiz yere yani ulaşılması neredeyse imkansız umutlarla kandırmamalı diye düşünüyorum. Şimdi güven artırıcı önlemlerle konuşmayalım. Yani bakın, özlü konularda konuşalım veya bir yol haritasını konuşalım veya biz bir yolda giderdik, bir kaza yaptık, tekrar yola çıkacak mıyız, yürüyecek miyiz, bu yolu yürümeyecek miyiz? Bunlar olsun konuşalım da yok. Yani yemek yiyecekler, afiyet olsun demek düşer de, eğer siz Kıbrıs görüşme süreciyle ilgili ana konuları konuşmayacaksanız, bir yol haritasını çıkarma gibi bir niyetiniz yoksa, bu yemeğin sadece dostlar alışverişte görsünün dışında, ötesinde bir sonuç doğurması o zaman imkansızdır. Güven artırıcı önlemleri konuşmayalım. Ne zaman diyor bunu? Bugün. Güven artırıcı önlemleri Balay döneminde de konuştular. Yani Sayın Akıncı yeni seçildikten sonra Balay dönemiydi. Beraber Sirtakiler, beraber tiyatrolar, konserler, Gadayıflar, Zivaniyalar, beraberdi hep bunlar. O dönemde güven artırıcı önlemlerden ortaya çıkanlar vardı. Çok süratle çözülecekti. Neydi o? Evet. Karşılıklı roaming. Ne oldu? Yasa değişikliği istendi. Şu dendi, bu dendi. Rafa kaldırıldı. Güven artırıcı önlemler, sınır kapıları genişletilecek, geçilecek, artırılacak. Ne oldu? Bir adım ileriye gidilmedi. Yani bırakın neydi onların amacı? Biz görüşmeye başlamadan ya da görüşmede esas özlü konulara geçmeden önce biz karşılıklı öyle adımlar atalım ki hem insanımız inansın, hem bizler cesaretlenelim, daha da cesur adımlar atalım diyeydi. Görüşmeler başladı. En önemli noktalara gelindi ve görüşmeler tıkandı. Tıkandıktan sonra hala da geride görüşmelerin netice almasına yardımcı olması muhtemel adımları atmaktı. Adı güven artırıcı önlem. Onları konuşalım noktasında bile değiller. Ne diyor? Eğer bunu konuşacaksanız ben yokum diyor. Yani baştan kendini kapattı. Bu süreci gerçekten üzülerek izliyorum. Çünkü ne bir anlaşma gibi bir
niyet irade görüyorum ortada, ne de başka bir şey. Zaten bu son Enosis kararı ortadaki önemli kriz noktası değildir. Enosis Plesibit kararı bardağı taşıran son damladır. Bardak zaten doluydu. Biz bunun dolu olduğunu defalarca gerek mecliste gerekse buralarda hep anlattık. Niye? Çünkü görüşme tutanaklarından yol haritası belliydi. Hı hı. Sorun ortaya çıkınca, görünür hale gelince, ortaya çıkınca demeyelim, görünür hale gelince, kamuoyu önünde tartışmaya başladıkları anda zaten karşılıklı demeçler gelmeye başladı. Azınlığın çoğunluğa eşitlenemeyeceğinden bahsettiği nokta, esasında Kıbrıs görüşme sürecinde bir arpa boyu yol alınmadığının en temel ifadesi ve itirafıdır. Bunları çözmeden ne güven artırıcı önlem ne yol haritasının bir manası yoktur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Rum tarafı Avrupa Birliği'nde 28 ülkeyle, şimdi bir İngiltere çıkıyor Brexit kararından sonra, 28 ülkeyle bir birliktelik kurulmuş ve ortak bir Avrupa yaşamı kurulmuş. Bunun içerisinde farklı ülkeler var. İşte 28 ülke var şu ana kadar. Nüfusları farklı, ekonomik güçleri farklı, yüz ölçümleri farklı ve stratejik konumları ve önemleri farklı ülkelerin, hem de uçurum farkları var. Evet. Örneğin Güney Kıbrıs'tan 100 kat daha fazla ülkeler var. Hem de bir tane değil. Bunlar siyasi eşitlik temel ilkesinde, noktasında buluşabiliyorlar ve dönüşümlü başkanlığı 6'şar ay arayla yapmayı kabul ediyorlar. Ve bunu bir hak olarak görebiliyor Sayın Anastasiadis. Ve 1 milyonun altındaki Rum tarafı 100 milyon civarındaki ülkelere eşit şartlarda dönüşümlü başkanlık yapıyor. Hatta şey hatırlayalım, Rum tarafı AB dönem başkanı olduğu zamanlarda yine müzakereler askıya alınmıştı. Tabii o elindeki gücü kullanma noktasıydı. Dolayısıyla şimdi burada Kıbrıs'a gelince diyor ki azınlık çoğunluğa nasıl eşitlenir? Zaten buradaki temel yaklaşımı siz ortadan kaldırmazsanız neyi konuşacaksınız? Pazar yani günü içeriği günü, altını doldurma, hı hı, en temel hataydı. Siyasi eşitlik vurgusunu masada netleştirmeden ikinci adımı geçmeye konuşmanın bir manası yoktu. Kararlara etkin katılımı netleştirmeden ne mülkiyeti, ne toprağı, ne garantileri konuşmanın hiçbir manası yoktu. Çünkü biz bu adada birbirimize saygı duyarak, haklarını teslim ederek bir hayatı birlikte yaşamayı anlaşamazsak, uzlaşamazsak, ondan sonraki detayların konuşulmasının çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla tabii ki görüşme masası Kıbrıs'taki bizim liderliğimizin kendince ilkeleri vardır. Kendince bir yol haritası vardır. Zaman zaman mecliste bizi bilgilendiriyor ama bizim konuşmamıza çok da fırsat vermeden meclisi Sayın Cumhurbaşkanı yoğun işlerinden dolayı terk ediyor. Gene mutlaka meclise gelecektir diye düşünüyorum yakın tarihte. Çünkü varılan nokta tekrar bir durum değerlendirmesi gerektirdiğine inanıyorum ben. Hı hı. Orada da konuşacağız. Yani bazı ana konularda netlik olmadan bir adım daha ileriye gitmenin, hı hı, çok da mantıklı olduğuna inanmam. Çünkü geride bıraktığımız müzakere sürecindeki konular uzlaşılarak ilerlenmediği bu son yaşanan birkaç ay içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu bununla kalmayacak. Bir iki ay içerisinde, en geç Mayıs'ta, işte Nisan'a girdik sayılır. Tabii. Bugün Mart'ın son günü. Nisan'a giriyoruz.
Nisan'ın hemen sonrasında güney tek taraflı hidrokarbon yatakları üzerine yine kazı çalışmalarına fiili bir durum yaratacak. Başlayacak. Ne Kıbrıs Türk halkı 60 Anayasası'ndan doğan haklarından ve uluslararası hukukun Kıbrıs Türklerine sağladığı haklardan vazgeçer. Ne Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda Kıbrıs Türklerinin sahip olduğu hakların çiğnenmesine, yok olmasına, gasp edilmesine göz yumar. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında zaten var olan mutabakat çerçevesinde birkaç gün önce zaten Navtex yayınladı Türkiye. Yani buradaki petrol ya da doğalgaz, hidrokarbon yatakları üzerindeki hakları da ısrarlı olduğunu, kendisinin de o bölgede Kıbrıs Türkleri adına araştırmalar yapacağını, gerekirse sondaj yapacağını, gerekirse de bulursa da bunu çıkaracağını direkt, indirekt her türlü ifadesidir bu Navtex. Dolayısıyla bu önümüzdeki bir ay, bir buçuk ay içerisinde ana konular uzlaşılmadan şu anda daha masada olmayan yeni problemler masaya gelecektir. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan çağrı yapabilirim. Önümüzdeki temel konularda uzlaşı olmadan artık Kıbrıs Türk halkı adına verilecek, verilebilecek tavizler üzerinde fikir beyan etmesinin bugün çözüme bir katkı sağlamayacağı, gelecekte de olası çözüm görüşmelerinde hep önümüzde bir engel teşkil edeceğine inanırım ve artık temel konularda Rum tarafı net pozisyon belirlemeden bizim bir adım daha atmamızın, ileriye yönelik bir adım daha taviz vermemizin artık ne kabul edilebilir bir tarafı vardır, ne anlaşılabilir bir tarafı vardır. O yüzden çok daha dikkatli olunması gerektiği yönünde çağrıda bulunabilir. Tabii, çünkü bütün bunlar için Kıbrıs Türk tarafının önünün görmesi gerekiyor. Şimdi liderler 2 Nisan'da bir yere gelecekler ama bu yemek son yemek mi diye sormak istiyorum. Artı bundan sonra görüşme olsa bile işte ikisi birlikte çıkıp biraz ilerleme sağlık belki diyecekler. Ama yine de her halükarda Şubat 2018'deki Rum başkanlık seçimini beklemek durumunda kalınacak. Şimdi bir ortada bir başka konu daha var. O da dört özgürlükler meselesi, biliyorsunuz. Rum kesimi bunu da yeni bir kriz olarak masaya koymanın derdinde. Buna peki nasıl bir formül bulunabilir? Yani şimdi dört özgürlükler konusu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği kapsamında devam etmekte olan görüşmeler ve Ankara Anlaşması çerçevesinde bir çözüme kavuşulabilir mi ilerleyen zamanlarda sizce? Önce sorunuzun ilk kısmı ile başlayalım. İlerleme. Yani bir yemek yenecek ve ilerleme sağladık denecek. Bırakın ilerlemeyi. Yani biz lütfen hafızalarımızı biraz zorlayalım. Daha birkaç ay öncesine kadar, Cenevre'ye gitmeden öncesine kadar umut pompalandı ve çeşitli kaynaklardan sürekli, başta BM'li Genel Sekreteri özel temsilcisi Sayın Ayde olmak üzere işte liderler hiç bu kadar ilerleme sağlamadı, çözüme hiç bu kadar yakın olmadık demişti. Daha ileriye giderek dedi ki Kıbrıslı liderler üzerine düşeni yaptı ve onlar çözmesi gerekeni çözdü. Yani adresi garantörlere, yani Türkiye'ye doğru çevirmeye çalıştı. Uluslararası baskıyı, uluslararası camianın ilgisini ve baskısını Türkiye üzerinde odaklandırmaya çalışarak bir yaklaşım güttüler. Oysa geçen süreçte bakıyoruz ki iki lider neyi anlaştı, bize çıksınlar anlatsınlar. Bize geliyor tutanaklar. Daha önce de birkaç kez söyledim. Bütün görüşmelerin harmanlandığı ve son noktaya getirildiği bir klasör var. Meclise bilgi olarak geldiği. Sadece şunu söyleyebilirim. Sayfaları böyle çevirdiğiniz zaman o kadar farklı renkler var ki farklı renkler farklı tarafın görüşlerini belirtir. Uzlaşma yoktur. Siyaha bürünmedi. Maviler ve yeşiller var. Hep sayfalarda dolu. Dolayısıyla kamuoyu da
bir şekliyle yanıltılıyor. Bunun kimseye bir fayda sağlamadığına inanırım artık bu saatten sonra. Başlangıçta toplumları çözüme hazırlama adına bunlar yapılıyor gibi subjektif iddialar vardı. Savunmak için kullandıkları argümanlar vardı ama şu saatten sonra artık insanların bir kez daha ümidinin kaybolduğu, yıkıldığı noktada yalan ümit halkımıza pompalanmasın diyorum ben. Evet. Dört özgürlükler vesaire konusundaysa dört özgürlükler ne zaman ortaya çıktı tartışılması masada? Zannediliyor ki kamuoyunda da birkaç kez bu böyle işlenmeye çalışıldı. İşte Cenevre'ye gidildi ve Cenevre'de Türk tarafı durup dururken hiç daha önce konusu yapılmamışken dört özgürlükten bahsedildi. Oysa bu böyle değil. Anlam planını da bilirsiniz. Dönüşümlü başkanlık başka hiçbir koşula bağlı olmaksızın metinde yer alıyordu. Daha sonra Sayın Talat ve Hristofias'ın görüşerek varmaya çalıştıkları bir noktada eğer dönüşümlü başkanlık olacaksa çapraz oylama olacak noktasında siz de bunu kabul edin dendi. O noktada üçüncü bir kriter geldi. Yani dönüşümlü başkanlık çapraz oylamanın beraberinde ona koşul Türkiye tarafından Türkiye TC vatandaşlarına olası bir Birleşik Kıbrıs federal bir Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da dört temel özgürlüğünün olması gerektiğini sürdürülebilirlik açısından bu anlaşmanın sürdürülebilirliği açısından gerekliliğini söyledi. Buna da gerekçe ve dayanağı neydi? Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girerse Yunanistan zaten Avrupa Birliği'nde Kıbrıs'ın bütünü girdiği zaman Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir vatandaş da Avrupa Birliği'nin diğer ülkesine gidip yerleşebiliyor, dolaşabiliyor, iş kurabiliyor, ekonomi, ticari bütün faaliyetlerde bulunabiliyor. Ve o zaman Yunanistan'dan belirli bir nüfus Kuzey Kıbrıs'a geldiği zaman Kıbrıs'ta İki bölgelilik ve kuzeyde Türklerin sarih çoğunluğu diye bir kavramın konuşulması söz konusu olmaz. O da anlaşmanın temel parametrelerine ters bir noktaydı. O yüzden sen gelebiliyorsan, geleceksen eğer ben de geleceğim noktası gelebilmeliyim ki dengede tutabilelim noktasıydı. Ve o dönemde Rum tarafı bunu hayır biz bunu görüşmeyiz ya da kabul etmeyiz demedi. Değerlendireceğiz bunu dedi. Dolayısıyla senin değerlendireceğin nokta benim hale daha talebimdir. Açılımını getirdi Türkiye. Bunların tümü masada temel ilkelerle ana parametrelerle örtüşmesi lazım. Ne mesela ne gibi? İki bölgeliliğin sürdürülebilir olması. İki bölgelilik kavramını herhangi biri ortaya atmadı. BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar içerisinde vardır iki bölgeliliğin olacağı. Madem ki bu böyledir ve Türklerin kuzeyde sarı çoğunluğu elinde tutacağı iki bölgelilik onu tanımlar. Bu zaten bizim şu anda böyle değil miyiz? İki bölgelilik. Şimdi böyleyiz de olası bir anlaşmada böyle kalmayacak. Şu anki Rumların masada talepleri bu değil. Kısa bir süre sonra 5-10 yıl içerisinde fiilen ne iki bölgelilik kalır ne kuzeyde Türklerin çoğunluğu kalır. Dolayısıyla Avrupa BM Güvenlik Konseyi'nin de bize verdiği ve dünyanın kabul ettiği temel parametreyi korumak hem bizlerin hem masada en başta bizler adına müzakereyi yürüten ekibin en temel görevidir diye düşünüyorum. Evet. Peki Cumhurbaşkanlığı ile hükümet üyeleri arasındaki bazı sorunları da konuşacağız ama bu şeyi bitirelim. Görüşmeler bir takvime bağlanmalı mı? Çünkü 50 küsur yıldır görüşmeler devam ediyor. Ancak Rum kesimi hep ucu açık bir şekilde müzakere ediyor. Ama Türk tarafında böyle bir takvimlendirme olayı yok. Olması gerekmez miydi şimdiye kadar? Şimdiye kadar
çok öncelerde bunların halledilmiş olması gerekirdi. Gün gibi açıktır. Yani ucu açık görüşme sürecini devam ettirmek ve bu sürede Türkiye'nin olası zayıf pozisyonlarından veya Avrupa Birliği yönündeki bazı hamlelerden santim santim, adım adım taviz alma peşindedir. Sorunu çözme peşinde değildir. Ortak bir yaşamı Kıbrıs'ta kurma peşinde değildir. Dolayısıyla Rum'un temel stratejisi budur. Ucu açık olacak. Bugün yeni bir kriz çıkacak. Biraz daha görüşmeler olacak. Bir şeyler daha taviz olarak alacak. İlk defa Güney Rum tarafı elimizden harita almıştır, rakamları almıştır. Bugüne kadar hiç telaffuz edilmeyen, kabul edilmeyen şeyler masada kabul edilmiştir. Nüfusun dörde bir olacağı noktası kabul edilmiştir. Bu bugün böyle olacak, yarın da böyle olacak diye taahhütte bulunduk. Bunlar bana göre kabul edilebilir şeyler değildir. Yanlış açılımlardır. Dolayısıyla adım adım bir şeyleri alarak bu süreci uzatmak Rum tarafının temel stratejisidir zaten görüşme masasında. Burada dikkat edilmesi gereken şey, biz ne istiyoruz? Biz ucu açık görüşmeleri devam ettirerek dostlar alışverişte görsün. Aha bak, biz çözümü bulduk, buluyoruz. O bulamadı, ben bulacağım. Sen bulamazsan ben lider olacağım, ben bulacağım gibi yaklaşımları bir tarafa koymamız lazım artık. Kıbrıs Türk tarafındaki siyasiler de, siyasi liderler de, Cumhurbaşkanı seçilenler de, Cumhurbaşkanlığına aday olacak olanlar da bir gerçeği artık çok net ortaya koymalıdır. Sayın Akıncı'nın Sayın Talat gibi işler bittikten sonra işte ne yapayım, nefes alamıyorum, kendimi meydanlarda asayım mı, bizimle bir şey paylaşmak istemiyorlar demesini bekliyorum. Yani evet. Sayın Akıncı'nın süresi 2020'de biter. 2019'un sonlarında söylerse ya da 2020'de Cumhurbaşkanlığı süresi bittikten sonra bunları söylerse bir mana ifade etmez. Çünkü görüşme sürecini yürüttüğü 5 yıl boyunca bunlar cici çocuktu. Süreç bitince kötü oldular. Böyle bir şey olmaz. İnandırıcı lider böyle olmaz. İnandırıcı lider doğruları halkından gizlemeden açıkça çıkar söyler. Şu anki Sayın Akıncı'nın vardığı noktada... Şeffaf değil mi Sayın Akıncı size göre? Yani başından itibaren her şeyi çözdük, çözüyoruz mesajlarını vermesi bir stratejinin ürünüydü ama gerçekleri yansıtmıyordu. O anlamda söylüyorum. Ve bir kez daha Sayın Akıncı şu anda Enosis'le ilgili atılan adımlarda geri adım atılmadığı sürece masaya dönmeyeceğim diyor. Ama Enosis kararı orada durur ama yürütme yetkisi Eğitim Bakanlığı'na verilirse bunun kendisini tatmin edip etmeyeceği konusunda net bir açıklamasını ben duymadım. Siz duyduğunuzsa lütfen bana söyleyin. Yani şimdi bunlar hep muallakta ifadeler ve basın bir şekliyle hazırlanıyor. İşte onlar da yeni bir öneri verdiler bu konuyla ilgili, değiştiriyor. Hayır, place with kararı. Orada duruyor. Orta yerde duruyor. Ona atıfta bulunuluyor. Onun hatırlatılacağı, kutlanacağı söyleniyor. Ve bunun karşılığında bunun yürütmesinin Eğitim Bakanlığı'na verileceği konuşuluyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanı tatmin eder mi etmez mi? Bence bunu açıklaması lazım. Kamuoyunu boşuna hazırlanmasın. Peki mesela sosyal medyada bu çok tartışılıyor, konuşuluyor biliyorsunuz. Haberleri hep oralar zaman zaman takip etmek durumundayız. Peki Enosis plebisit kararını biz kaldırdık dese kesinlikle bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Buna karşılık 15 Kasım kutlamaları da kaldırılsın diye bir şey olsa, böyle bir teklifle gelinse var mı böyle bir şey olasılık? Şimdi onu biz önce bunu sosyal medyada soranlara şunu sormamız lazım. Tatbikattan mesela bahsedeyim. Nikoforos biliyorsunuz yıllar önce tatbikatı kaldırdı ama biz hala Caner Gönül'e tatbikatını yapmaya devam ediyoruz. Yani böyle iki taraflı karşılıklı... O zaman soracağım, 1960 anayasasındaki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni mi kabul ediyor Rumlar? Varsa oradaki Kıbrıslı Türklerin haklarını... şu anki cumhuriyetli yürüttükleri, saydıkları varsayılan cumhuriyetle
ne kadarını örtüştürüyorlar? Onlar da onlardan geri adım atma yönünde bir hamle yapacaklar mı? Yani kendi devletleri de dayandırılan 60 anayasası ve cumhuriyetine ilkeleriyle şu anda terstir. Bunları ne kadar onlar düzeltecek ki bizden var olan cumhuriyeti yok etmemizi isteyecekler? Yani eğer bahsedilen ortak bir cumhuriyetse şu anda ortada ne Türk tarafında ne Rum tarafında ortak bir cumhuriyet yok. Rum tarafı kendi tek taraflı cumhuriyetini devam ettirirken senden var olan 15 Kasım'ı ve cumhuriyetini yok saymanı nasıl talep eder? Ha, gel beraber yok edelim ve ortak cumhuriyetle ilgili konuşalım. Evet. İkinci, bunu soranlara şunu sormak lazım. Teşekkür ederim bu tür tartışmalar açıldığı için. Anlam planında ve bugün görüşme sürecinde bahsedilen state kavramı neyi ifade eder? O zaman eğer devletimizi ifade ettiği iddia ediliyorsa, ki bence değil, o zaman zaten 15 Temmuz'u niye kaldırayım? Olası çözümde bir devletimiz olacaktır diye iddia eden bir kesim var. Eğer devletimiz olacaksa, bu state devleti tanımlıyorsa, o zaman benim 15 Temmuz'da ve devletimi lağvetmeme bir şey gerek yok. Çünkü masada uzlaşılan ve aranılan çözümde bir devletim olacaktır. İşte o devlettir bu. Diyebilirim ben bunu. Ama bunu söyleyenlerin, yani 15 Kasım'ı kaldıralım diyenlerin bir taraftan devletimiz olacaktır diyorlar halkımıza. O zaman şunu çıkıp söylemeleri lazım ki olası bir çözümde artık Kıbrıs Türk'ünün bir devleti olmayacaktır. O zaman bunu söyleme hakları olur. Önce bir gerçeği kabul etsinler, toplumla paylaşsınlar, yüzleşsinler. Bizim bir devletimiz, bir devletçiğimiz olmayacaktır olası bir çözümde. Bir vilayetimiz olacaktır desinler. Vilayete de devlete gerek yok. Gelin bunu kaldıralım tartışmasını yapsınlar. O zaman biz de diyecek Rum da tek taraflı. Çünkü o zaman Rum tarafının da bir state olacak. O da bir vilayet olacak. O da kaldırsın devletini, biz de kaldıralım devletimizi. De gelelim ortada bir ortak devlette buluşalım. Efendim çok az vaktimiz kaldı. 3-4 dakikamız ama şey de konuşalım isterseniz. Bu nasıl bakarsınız? Cumhurbaşkanı ile hükümet üyelerinin arası gerek Kıbrıs müzakereleri ile gerek hükümetin icraatları konusunda uyumsuz bir tablo olduğunu görüyoruz. Ne diyeceksiniz? Mesela YÖDAK'la ilgili Cumhurbaşkanı efendim? YÖDAK'la ilgili evet. Konuştu. Rahatsızlığını, bağımsızlığını tartışmaya açıldı YÖDAK'la ilgili. Yani işte Cumhurbaşkanlığı alınıp eğer hükümete verirse daha da siyasallaştırılacağı konusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanından tabii ne alındı ne verildi onları altını çizmemiz lazım. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yürütme etkisi bende olacak. Bizdeki Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütme etkisi hükümettedir. Yürütmeyi hükümetin dışında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı başka bir şey var mı? Örnek. Sağlıkta işler iyi gitmez. Hastanede şu var. Filan hastanede bu var. Sağlık ocağında bu var. Özel hastanelerde bu var. Kaos var. Ben ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıyım. Sağlıktaki yürütmeyi ben yapacağım. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini olağanüstü durumlarda cumhurbaşkanı müdahale edebilir. Değil mi? Böyle tamam. Bir kimse var. Bu yetkisini almadı ki. Gelsin bakanlar kuruluna otursun başkanlık yapsın. Bu yetkisi elinden alındı mı? Hayır. Eğer herhangi bir konuda bu bir yüksek öğrenim olsun, sağlık olsun, çevre olsun, başka bir konu olsun. Gelir Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na önceden bilgi vererek gelir, başkanlık yapar ve istediği herhangi bir konuda fikirlerini, önerilerini hükümete iletir. Hiç yaptı mı Cumhurbaşkanı? Bu Cumhurbaşkanı bir kez yaptı yanlış hatırlamazsam. Hükümet yetkililerinin söylediğine göre içeride başka, dışarıda başka konuştu. Bilemiyorum onu. Böyle bir şey var. Ama bu yasal yetkisidir ve devam ediyor. Bununla da bir ilgisi yoktur. Ama yürütmenin bir kez daha söyleyeyim. Yürütme yetkisi hükümetindir. Hı hı. Bu çok nettir. Hangi konu olursa olsun. Çünkü benzer bir açılımı çevrede yapmaya çalıştı. Ve şu anda bazı
etkinlikler düzenliyor Sayın Cumhurbaşkanı çevreyle ilgili. Yürütmeyle ilgili önerileri varsa hükümete veya ilgili bakanı çağırır, aktarır, görüşlerini söyler. Bakanlar kuruluna gelir, başkanlık yapar. Ama yürütmeyi fiilen devralması Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir konuda, sadece yüksek öğrenimde değil, herhangi bir konuda söz konusu olamaz. Gelelim siyasallaşıp siyasallaşmadığına. Şimdi ne neydi, ne olduğuna bakmak lazım. Üniversite açma yetkisi, bunun üzerinden yoğunlaştırıyorlar bu tartışmaları. Bu yasa geçmeden önce Eğitim Bakanlığındaydı ve Eğitim Bakanı iki dudağı arasındaydı. Başka hiç kimse de değildi. Üniversite yani siyasallaştırılmadığı iddia edilen önceki konum ve değiştirilerek siyasallaştırıldı denilen konuma bakacağız. Öncesi şu makbulüdü. Bakan iki dudağı arasında istediğine verirdi, istediğine vermezdi. Yasal yetkisi buydu. Yasaydı bu. Evet ama değiştirildi. Sayın Bakan'ın kendi isteğiyle değişen bu yasada, evet, bunu belirli bir komiteye havale etti. Ve iki dudak arasından çıkardı. Bu siyasallaştırma mıdır yoksa siyasilerin etkisini azaltma mıdır? Evet, süremiz doldu bu arada. Tek cümlenizi alalım, son cümlenizi. Ben genellikle bu programda Kıbrıs konusunu görüşmek, müzakere sürecini görüşmek durumunda kaldık. Ülkemize, ülke insanımıza hayırlı yarınlar dilerim. Bahar geliyor, insanların havaları ısınıyor. Bugün inşallah yağmur da yağacak. Baharla beraber doğadaki canlanmanın içimizdeki ruhları da, sevgiyi de canlandırarak, birbirimizin haklarına, varlığına, yaşamına saygı göstererek, severek, paylaşarak, destekleyerek daha güzel bir Kuzey Kıbrıs ve dünya yaratma adına hep beraber el birliğiyle çaba sarf edelim diyorum. Güzel temeller bunlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler, ikinci bölümde Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenlerinden Kadir Golkar yan bizlerle olacak.